varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellel iken eski hamam içinde bir köyde bir köse varmış. Kösenin yaşadığı köyde odun, yiyecek, içecek az olduğu için köylüler aralarında bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşma gereği kış bitene kadar her gün birinin evinde kalıp yiyip içip eğleneceklermiş. Önce kösenin evinde kalmaya karar vermişler. Tüm yiyeceklerini o gece köylülere yedirmiş. Herkes yiyip içip eğlenmiş. İkinci gün kimse köseyi evine davet etmemiş. Çok üzülen köse hiç olmazsa bu kestiğim hayvan derilerini şehre götürüp satayım diye yola çıkmış. Bir zaman yürüdükten sonra çok yorulmuş ve bir ağacın gölgesine yatıp uyumuş. Kalktığında başında gördüğü bir kuşu yakalamış ve yoluna devam etmiş. Bir süre daha gittikten sonra bir konağa rastlamış. Bu konağa misafir olmuş. Otururken kuşunu avucuna alıp sıkmış. Kuşun bağırtısına konağın sahibi, "Bu ne istiyor?" diye sormuş. Köse de acıktığını söylemiş. Köse bir daha kuşunu sıkmış. Kuş yine bağırmış, "Adam yine ne istiyor?" demiş. Köse de, "Dolapta tatlı var diyor," demiş. Adam hayret etmiş ve kuşu kendisine satmasını istemiş. Köse de bir teneke altın karşılığında kuşu satmış. Köse köye döndüğünde önüne geleni altınları gösterip hayvan derilerinin bir teneke altın ettiğini söylemiş. Bu söylenti bütün köye yayılmış, herkes hayvanlarını kesmiş, derilerini alıp şehre gitmiş. Derilerin hiç para etmediğini gören köylüler hem üzülmüş hem de köseye çok sinirlenmişler. Köseye çok kızdıklarından aralarında karar almışlar. O günden sonra bütün köylü çöplerini kösenin evinin bahçesine atmaya başlamış. Bunun üzerine köse çöpleri pisliklerini çuvallara doldurup bir eşeğe yükleyerek yola çıkmış. Yolda altın götüren iki adam görmüş, tanışmış, ahbap olmuş. Altın sahipleri, "Gece bizimle yatarsın, sabah yoluna gidersin," demişler. Köse de, "Hayır, sizinle yatamam, yoluma gitmem lazım. Benim malım çok kıymetli, gece yazıda yabanda kalamam," demiş. Malının çok değerli bir şey olduğunu sananlar köseyi kalması için ikna etmişler. Gece kösenin uyuduğunu sanan altın sahipleri, kösenin eşeğini çalmışlar, kendi hayvanlarını bırakıp kaçmışlar. O an köse hiç sesini çıkarmamış. Sonra da onlar ayrılır ayrılmaz hemen kalkıp hayvanları ile birlikte altınlarını alıp köye gitmiş. Köyde her rastladığına, "Her çuval başı çöplerinizi bir çuval altınla değiştim," diye söylemiş. Altınları görünce çileden çıkan köylüler köseyi tekrar cezalandırmaya karar vermişler. Cezalandırılacağını anlayan köse dağa kaçmış. Orada bir çobanla karşılaşmış. Çobana, "Padişahın kızını bana zorla verecekler, bütün köylü ne olur al padişahın kızını diye peşimde," demiş. Çoban, "Ben alırım," deyince elbiselerini değişmişler. Köylüler çobanı köse zannederek suya atmışlar. Yüzme bilmeyen çoban suda sürüklenip gitmiş. Köse ise çobanın koyunlarını alıp köye gelmiş. Köylülere, "Denizde binlerce koyun vardı, ancak bir kısmını getirebildim," deyince köylülerin hepsi suya atlamışlar. Sonra da su bunları alıp götürmüş. Sonunda bütün köy köseye kalmış, zengin olup muradıma ermiş.